Dünyada gübre fiyatları artmaya devam ediyor. Gübre fabrikaları ilk çeyrek bilançosunu geçen seneye nazaran neredeyse %300'e varan bir artışla cirosunda önemli bir karla kapatmıştı. Ama hissenin daha öncesinde ciddi manada maden sahasından dolayı altın madeninden dolayı ciddi miktarda yükseldiğinden dolayı bir sene üzerinde bir yatay seyri devam etmişti ise. Bu düzenin yakın zamanda gelecek bilançolarla kırılma ihtimalinden ve hissenin 2022'nin son çeyreğinde e, ilk madenden ilk altın dökümünü başlayacakları ilgili ilgili haberlerinde gelmesiyle hisseyi pozitif yönde etkilemeye güçlü şekilde devam etmesini bekliyor olacağım. Hissede kısa vadede ben toplamaya devam ediyorum. Diğer hisselerden elde etmiş olduğum karlarla da almaya devam ediyorum hisseyi. Hisseyi yaklaşık 75 civarlarından analiz etmiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam analizde. 78 bölgesinin yukarı yönde kalıcı olarak geçtiyse güçlü bir alım grafiği var. Hissede şöyle baktığımız zaman İş yatırım hesaplarından bugün 408 bin not civarında bir alış gördüğünüz gibi tek başına ciddi bir alış bu. Ama bir önceki günde hissede gördüğünüz gibi yine iş yatırımın alıcılı olduğunu görüyoruz. Son iki günde bunlar bu şekilde gerçekleşti. Yani hissenin güçlü seyrini bu şekilde açıklayabilirim size. Ama haftalığa baktığımız zaman hisse senedinde gördüğünüz gibi yatırım fonlarının ee, ve emeklilik fonlarının ciddi miktarda alışları söz konusu. Citibank'ın da ciddi miktar alışları söz konusuydu. Ve gördüğünüz gibi iş Yatırım zaten kafada satıcı olmuş. İş Yatırım burada hakim ana ortağımız. Gördüğünüz gibi %13'le pay sahibi, en yüksek pay sahibi. Ve arkasından en yüksek ikinci pay sahibiyle ikisinin son haftadaki satışlarını görüyorsunuz. Emeklilik fonu, yatırım fonu, Citibank yani hep önemli kurumlar hisseye alıcılı olmuş ve önemli bir direnç noktasının üzerine bu şekilde geçebilmiş ise 80'in üzerinde kaldığı sürece problem yok ve hisse senedinde önümüzdeki dönemde ikinci çeyrek bilançosu gelecek ve güçlü bir bilanço gelecek yine. Bu bahsettiğim sonraki gündeki işlemleri de gördüğünüz gibi şu kurumlar satmadığı gibi iş yatırım elindeki lotun azalmasından sonra sonraki günde 700 bine yakın da lotu geri almaya başlamış. Yani hisse senedinin yükselişini destekleyecek bir işaret bu. Şöyle şuradaki karışıklığa bir son vereyim. Bu arada düzeltiyorum. %300 kat diyerek abartmıştım. İlk çeyrekte %231'miş. Şimdi şu kırmızı çizgi görüyorsunuz değil mi? Alt band, kan band kanalımız bizim. Bu uzun sürede bize destek olarak teselli olan bir bölgeydi. Hisse oldukça dik bir iniş çıkıştan sonra gördüğünüz gibi uzun bir süre yatay hareketlenmişti. Ve şu anda bizim için 72.5 kanal desteğiydi. Ve 78-60 bölgesi bizim için önemli bir direnç seviyesiydi hatırlarsanız. Bakın buraya son 3 günlük işlem hacmine baktığınız zaman bu bölgeyi ilk seferde geçmiş ve bunun üzerinde gidip gidip gelmiş. Yani desteği şu yeşil çizgiyi aşağı yönde kırmamış. O zaman bizim buradaki yeşil desteğimiz güvenli bir çizgi. Yani bu çizgiye bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Burası şu an neyi işaret etmekte? 80 TL bölgesini işaret etmekte. Yani bu hisse 80 TL'nin altına girerse ne yapmak lazım? Tekniksel olarak hissenin bozulması beklenir. Ve piyasada bir bozulma ya da hisse etkileyen kendine özgü bir durumu varsa hissenin yeniden alt band kanal bandında nereye kadar gelmesi beklenir? Kırmızı banda kadar gelmesi beklenir. Orası da 74 seviyesi. Yani durduk yere %7 %8 zarar etmeniz demek bu kademenin altında. O yüzden bu kademenin altına geçtiği zaman diyor ki teknik analiz. Kardeşim çok zorlama artık. Şimdi hisse senedinde bu bölgenin üzerinde kalışın ve hissenin şu anki mevcut hacmi önümüzdeki gelecek güzel bilançoyu da üzerine eklediğimizde hisse senedinin önümüzdeki günlerde haftalarda üst band, kanal bandı olan 90 formasyon hedefine yönelmek isteyebileceğini göstermekte. Bu da %8, %9 ile %10'luk bir potansiyel yattığını göstermekte. Şu mavi çizgiye yönelim başlayacak. İlerleyen dönemde eğer bu bantta aşılırsa hisse senedi şöyle tekrar bakayım kaba taslak şuralara falan gelecek. Yani 102 TL civarlarında bir direnci olacak. Ama zaten öncesinde ben yine şimdi olduğu gibi tazeleme yaparım sizler için dostlar. Bu hisse uzun vadede benim favori hisselerimin arasına girdi Arçelik'ten sonra. E, sebebi de şirketin hem gübre işinden Dünyada şu an ciddi miktarda ciro ve kar yazmakta şu an şirketler altın çağlarını yaşıyor diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde fiyatlar düşmeyecek ama tabii çiftçimizin olsun, diğer yatırım üzerine olsun alım güçlerinin yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan şirketin bu yıl sonu itibariyle diğer gübre şirketlerinden ayıran en önemli özelliği de hissenin <laughs> affedersiniz, altın madeninde artık yıllık 7 tonluk rezervi piyasaya sürme zamanı geliyor demektir. Yani hissenin altın madeninden ilk altın dökümü bilançoya yansımaya başlayacak. Bir sonraki sene çok daha iyi olacak. Ama buradan ya da mevcut fiyattan maliyetiniz varsa. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.